Diyorum muhterem arkadaşlar, bugün 9 Ekim 2019 haftalık basın toplantımızı yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii bugünün, bu haftanın en önemli konusu Türkiye-Suriye sınırında meydana gelen kargaşa. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi silahlı kuvvetlerimizin yurt dışına gönderilmesi konusunda kendisine daha önceden verilen yetkiyi uzatma kararı aldı. Elbette biz ülkemiz için tehlike arz eden durumlarda bu tip kararları almaya, yeri geldiği zaman askerimizi sevk etmeye de kararlıyız. Hükümetin bu noktada gösterdiği kararlılığı elbette destekleriz. Ama şunu ifade etmek lazım. Son zamanlarda bir hamaset havası politikaya hükmetmeye başladı. Elbette bir yerde askerimiz savaşa giriyorsa, çatışmaya giriyorsa biz ona her türlü moral yönünden takviyeyi yaparız. Ancak dış politikada veya ekonomide nerede olursa olsun stratejiler hamaset üzerine inşa edilemez. Bizim mutlaka içinde bulunduğumuz şartları sadece bizim için değil, her ülke için geçerlidir. Hatta şirketler kendi politikalarını belirlerken de salim bir kafayla içinde bulundukları şartları doğru analiz etmeye, onun arkasından da kendi menfaatlerini geliştirmek veya kendilerine karşı yapılan bir takım saldırıları önleyebilmek için stratejiler oluştururlar. Politikalar stratejiden sonra gelir, projeler de en sonundadır artık. Tatbikat demektir proje. Şu anda biz maalesef bölgemizde oynanan oyunu sürekli olarak gündeme getirmeden ciddi, tutarlı bir politika oluşturmamız mümkün olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'e gittiği zaman İsrail'in haksız davranışlarını gün ışığına çıkarabilmek için bir harita gösterdi. Bu haritayı biz 2-3 yıldır sürekli olarak gündemimizde tuttuk Saadet Partisi olarak. Neden? Çünkü bu harita 1948 yılında Birleşmiş Milletler kararıyla kurulan İsrail'in kendi İsrail toprakları üzerinde haksız bir şekilde oradaki Filistin topraklarını nasıl işgal ettiğini gösteriyor. Bakın bu ilk kesme, bakın burada 1946 yılında koyu gözüken renkli olan bölgeler tamamen Filistinlilere ait. Yahudiler sadece şu beyaz bölgelere yerleşmişler. Ama aradan bir sene geçiyor. Bir sene kuruluş aşamasında birdenbire işgal ettiği topraklar genişliyor. Nüfusla ciddi bir genişleme yok. Zorla Filistinlileri bulunduğu yerden çıkarıyorlar. Aradan bir 20 sene geçiyor, işte 67 tam Filistin harbi tamamını, Batı Şeria'yı, bak buraların hepsi gidiyor. İsrail her tarafı, Filistinlilere hayat hakkı tanımıyor, kendi topraklarında işgal ediyor. Bugün geldiğimiz nokta ise şu tablo, bakın buna bile artık razı değil. Artık öyle bir noktaya geldi ki Netanyahu'nun eğer
zihninden geçenler tatbikata yansırsa, İsrail diye tarif edilen devletin toprakları içinde yaşayan, oranın asli unsuru olan Filistinliler vatandaş sayılmayacak. İkinci sınıf vatandaş kabul edilecek. Hiçbir hakları yok. Böyle deklare ettiler. Peki bu dün düşünülüp bugün ortaya konan bir politika mı? İşte bizim üzerinde durduğumuz bu. Bu politika sadece 1948 yılında ortaya konan bir politika da değil. Hele son geldiğimiz noktada. 2019 yılında seçimlere giderken Netanyahu'nun almış olduğu karar, eğer tatbikata konulursa artık orada Filistinli diye tanınan, tarif edilen, bilinen, kuruluşunda asli unsur olan Filistinliler vatandaş olarak görülmeyecekler. Ayrı bir varlık olarak görülmeyecekler. Ne lisanlarına, ne kültürlerine, ne inançlarına itibar edilmeyecek. Neden ben buradan başladım? Çünkü içinde bulunduğumuz Orta Doğu yaklaşık 20 yıllık bir politika neticesinde, strateji neticesinde buraya geldi. Bugüne biz bugün, dün alınan kararlarla gelmedik. 1897 birinci Siyonist Kongresi Filistin'de bir İsrail devletinin kurulma kararının alındığı toplantıdır. 1917'de İngilizler bunu bütün dünyaya ilan etmişler, böyle bir devletin kurulmasını destekleyeceğiz diye. 1947 yılında da bunu kurmuşlar. 48'den sonra İsrail bir devlet olarak gül yüzüne çıkmıştır. Peki toprakları olarak nereyi görüyor? Toprakları olarak inancının gereği arz-ı mev'udun tamamını görüyor. Arz-ı mev'ud neresi? Nil ne, Fırat nehirleri arasındaki toprakların bütünü. Biz eğer bunu, ya siz de çıkıyorsunuz durmadan hikaye anlatıyorsunuz derseniz arkadaş, tarihi inkar ediyorsunuz manasına gelir. Ben size hikaye anlatmıyorum ki. Tarih veriyorum. Toplantı adını veriyorum. Deklarasyonları veriyorum. Bir devlet nasıl kuruldu onu söylüyorum. Arkasından da bu devlet nasıl zalim bir devlet haline geldi? Kurulduğu, inşa ettiği kendisine göre topraklardaki asli unsurları nasıl bertaraf etti onu anlatıyorum. Şimdi artık son perde oynanıyor. Son perdeyi Amerika Birleşik Devletleri dünya kamuoyuna 1990'larda deklare etti. Adına da Büyük Orta Doğu Projesi dedi. Pentagon dergisinde yayınlandı. Bu noktada bir antiparantez açayım. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Orta Doğu ile ilgili politikalarını belirleyen kurum, her ne kadar onların anayasalarında başkan olarak tarif edilirse de Pentagon'dur. Neden bu kadar kesin konuşuyorum? Çünkü bundan önce seçime giderken Amerikan başkanlarının bazı vaatleri oldu ama bunu gerçekleştiremediler. Neden? Pentagon ona rıza göstermedi. İlk adımı Obama zamanında atıldı. Obama, ben iktidara gelirsem Guantanamo'yu kapatacağım dedi. Çünkü burada büyük haksızlıklar, işkence yapılıyor. Buna rıza gösteremeyiz dedi. 8 yıl iktidarda kaldı, bu dediğini gerçekleştiremedi. Aynı şekilde Trump da geldi, tüccar adam. Her işe para yönüyle bakıyor daha çok. Arkadaş dedi, ben Amerika toprakları dışındaki askeri gücümüzün aslında bizim sırtımıza bir yük olduğu kanaatindeyim. Bunun için Afganistan'dan da, Irak'tan da mutlaka çekileceğim dedi. Çekilmeyi bıraktık.
askeri gücünü artırdı. Üstelik bir de şimdi Suriye çıktı. Suriye'de hep başka türküler söyleniyor. Ama bakın, bu eksik bir harita aslında, çünkü son olarak şurada 3-4 tane daha Amerika'nın üstü inşa ediliyor. Suriye'ye Amerika girdi. Silahlı kuvvetleriyle girdi. Üsleriyle girdi. Bunun yanını görmüyoruz şu anda Bağdat, Irak tarafını. Irak'a girdi. Irak'ta en büyük üslerinden birini de Irak'ta inşa etti. Zaten Afganistan'da var. Belki de dünyadaki en büyük üssü. En aktif üs nerede? En aktif üs de Türkiye'de. Neresi? İncirlik. İncirlik bir defa kapandı. O da Kıbrıs harekatını yaptığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin bize ambargo koyması neticesinde o günkü hükümet bütün Amerika'nın üslerini kapattı. Ha, bu neyi gösteriyor? Eğer siz haklıysanız, dirayetliyseniz kararınızı alırsınız ve tatbikata korsunuz. Karşınıza da bir takım problemler çıkarmaya kalkarlarsa mücadeleyi de edersiniz. Şimdi Trump diyor ki ben Suriye'den çekiliyorum. Ama kendisi de biliyor. Açık oturumlarda itiraf etti. Ben bu kararı alıyorum. Arkasından o bölgeye daha fazla asker gönderme mecburiyetinde kalıyorum. Kendisi itiraf etti. Onun için bizim sadece Trump'ın tweetleriyle, ifadeleriyle bir takım kararların yürürlüğe girebileceğini düşünmemiz yanlış olur. Burada başka bir politika yürütülüyor. Şu anda büyük Orta Doğu projesi dediğimiz proje büyük İsrail projesidir. Sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Suriye'yi de, Ürdün'ü de, Lübnan'ı da, Irak'ı da, İran'ı da, hatta Suudi Arabistan'ı da, Pakistan'ı da ilgilendiriyor. Çünkü büyük Orta Doğu projesi bu bölgenin bütünüyle yeniden tanzim edilmesini içeriyor. Peki geleceğimiz nokta ne? Bugün sadece dar bir bölgeye inhisar eden mücadelenin aslında altında çok daha geniş bir mücadeleye ihtiyacımız var bizim. Bunun yapılabilmesi ısrarla söylüyoruz. Bu bölgede kendi ülkelerinin menfaatlerini korumak için bulunan güçler, başta Amerika Birleşik Devletleri, biz bunun içine Rusya'yı da katabiliriz. Ama Rusya'nın şimdilik gördüğümüz kadarıyla bir arz-ı mev'ud projesiyle ilgisi yok gibi. Bilmiyor. Ama öbürünün var. Kendisi bu projeyi üstlenmiş. O halde bu bölgede bulunan ülkelerin bu işin kökten halledilebilmesi için bir araya gelmelerine ve mutlaka birlikte bir çözüm bulmalarına ihtiyaç var. Bugün dar çerçevede alınan kararlar tatbikata konabilir. Ama ilerideki karşılaşacağımız tehlikelere karşı yeterli bir tedbir olmaz. Bunun için tekrar tekrar kısır bir döngü içine girmeden geleceğimizi, bu ülkede bulunan ülkelerin bütününün geleceğini dikkate alarak politikalar oluşturmaya, stratejiler belirlemeye ihtiyacımız var. Hükümeti de bu yönde ilk başlangıçtan beri uyardık. Yani ben şimdi tekrar girip geçmişte yapılan hataları tek tek sıralamayı hakikaten düşünmüyorum ama hatırlamadan da yapamayız. Yanlışlarımızı görüp kabul etmezsek hep yanlışlar üzerine politika inşa etmeye kalkarsak bu politikalar havada kalır. Biz Avrupa Birliği ile yaptığımız müzakerelerde bile görüşmelere başlarken bile ilk tavizimizi verdik. Kıbrıs'ta anlam planını kabul ederek ilk tavizimizi verdik. Amerika'nın Irak'a müdahalesine destek vererek ilk tavizlerimizi verdik.
arkasından Suriye'de huzur bulsun Suriye diye bunu masa başında çözmeyi hiç denemeden, oradaki bütün bu müdahalelere destek vererek, tavizler verdik. Geçmişimizi hatırlamazsak yanlışlarımızı, doğruları bulamayız. Doğru kararlar alamayız. Ben bundan dolayı yani antiparantez burada bir şey söyleyeyim. Geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde yaptığı bir toplantıda, ya nereden çıktı da biz başörtüsünü baş mesele yaptık dedi. Bakın bu çok basit bir iş. Ama bir kelimeyle geçiştirdi. Ama bir hatayı kabul etti. Hatayı kabul etmek çok büyük bir erdemdir. Ha, her şey düzeldi mi bütün politikalar? Hayır. Biz bunu alıp da bundan dolayı bütün yanlışlar düzeltildi diyemeyiz. Ama bugün iktidarı da lütfen hem kendi menfaatiniz için, hem ülkemizin menfaati için, hem bu bölgede huzurun bulunabilmesi için lütfen geçmişte yapmış olduğunuz hataları dikkate alarak bundan sonra yeni politikalar oluşturun. İnsanları iteleyerek, ötekileştirerek, ülkemizin içinde bile huzuru tesis etmeyerek politika oluşturursanız, bu politikalar ileride size de, bütün ülkemize de, bu bölgeye de zarar verir. İş işten geçtikten sonra dizimizi dövmenin de emin olun hiçbir faydası olmaz. Bundan dolayı şunu hemen ifade ediyorum tekrar. Bu kadar sözü söyledikten sonra biz yeri geldiğinde güney sınırlarımızda bir harekat yapılmasın. Bize karşı oluşan burayı, bu bölgeyi, sadece bizi değil bölgeyi de tehdit eden oluşumlarla ilgili olarak elbette adımlar atmaya, kararlar vermeye mecburuz. Ve biz millet olarak hareket edeceğiz. Ama ister istemez aklımıza şu geliyor. Evet, mecliste bir görüşme oldu. Bu görüşme neticesinde bir karar alındı. Ama hepimizin aklından mutlaka geçiyor. Ya bu ülkenin bütününü ilgilendiren bir karar olduğuna göre acaba Sayın Cumhurbaşkanı bütün parti liderlerini toplayarak bu konu üzerinde bir istişarede bulunsa bunun bir zararı mı olur? Yoksa içeride tepedeki yumuşama tabana da sıçrar, tabanda da bir kaynaşma mı meydana gelir? Bizim birbirimizi kucaklamaya ihtiyacımız var. Tekrar tekrar söylüyoruz. Kucaklaşma birbirimize karşı husumetimizi zirveye çıkararak yapılmaz. Yeri geldiği zaman bazı hatalar göz yumulur, atlanır. Herkes için geçerlidir bu. Muhterem arkadaşlarım, hakikaten çok ama çok badireli bir dönemden geçtiğimizi unutmayalım. Bugün oluşturulan politikaların tamamen Amerika ile olan münasebetlere istinad ettirilerek yapılmasının da doğru olmadığını görelim. Yani Trump adeta zıvanadan çıkmış birisi gibi tweetlerle Türkiye'yi de tehdit ediyor. Hem çıkıyorum diyor, hem de tehdit ediyor. Canınızı okurum ha, ekonominizi yıkarım, başınıza yıkarım diyor. Bir Allah'ın kulu da hükümetten çıkıp, yahu sen ne diyorsun, saçmalıyorsun demiyor. Hiç bugüne kadar Trump'ın bu saçmalarına bir karşılık verilmedi. Enteresan olan o. Hiç. Sadece Trump dedi ki, ya siz fazla madem ki burada sıkıştınız, bu işlerle noktaya geleceği belli değil, gelecek ay gel bir konuşalım dedi Cumhurbaşkanı. Bu meselenin çözüldüğü, Amerika'nın yumuşadığı, yanlış politikalarını terk ettiği manasına gelmez. Trump da Amerika'da sıkıştı. Neden? Çünkü kendi sınırlarını aşan kararlar aldı. Şimdi başkanlıktan indirilsin mi, indirilmesin mi görüşmeleri yapılıyor. O da kendine bir çıkış yolu arıyor. Tabii Amerika bu noktada
İç politikası bizi ilgilendirmez. Ama bizim de ilgili politikalar söz konusu olduğu zaman biz Amerika'ya da geri geldiğinde gerekli cevabı verebilmeliyiz. Tabii en doğrusu neydi? En doğrusu bizim Amerika'ya veya dışımızda hiçbir ülkeye ihtiyacımız olmayacak bir duruma gelmemiz gerekirdi. Bu ne manaya geliyor? Kendi silahlarımızı, her şeyimizle, uçağımızla, helikopterimizle, tankımızla, topumuzla kendimiz %100 imal edebilmeliydik. Motorunu vermedi miydi? Pakistan'a helikopter satamıyorsun. Niye? Amerika diyor ki benim motorumu kullanarak helikopterleri oraya gönderemezsin. Bitti. Pakistan bizden helikopter alacaktı. Satacaktık. Olmadı. Niye? Amerika müsaade etmediği için. Niye? Motor onun çünkü. Sadece orası değil, başka yerlerde de. Bizim en ciddi müttefik kabul ettiğimiz İslam ülkeleriyle bile münasebetlerimize dahil oluyor. Tankını buraya veremezsin diyor. Niye? Motorunu ben veriyorum ya, dışarıdan geliyor. Ama biz içeride kendi halkımızı, işte helikopterlerimiz havalandı, bilmem tanklarımızı şimdi biz kendimiz imal ediyoruz, füzelerimizi mangalda kül bırakmıyorlar. Ya bu halkı geçici olarak aldatabilirsiniz ama esas Türkiye'yi gözetleyen ve bize husumet besleyen ülkeleri aldatamazsınız. Adamlar bizim neyi yapıp neyi yapamayacağımızı en az bizim kadar, hatta daha da iyi biliyorlar desek yanlış olmaz. Onun için tekraren söylüyorum, hükümet elbette kısa vadede bir takım adımlar atmayı düşünür. Sadece bir 30 kilometre derinliğinde, bilmem 400 kilometre genişliğinde bir araziyi tampon bölge olarak görmek problemlerin halli için yeterli değildir. Eskiden Amerikalılar böyle bir güvenli bölge oluşturalım diyordu. Biz itiraz ediyorduk. Şimdi iş tersine döndü. Olmaz böyle bir şey. Ve bu hayal edilenler de orada bir bölge kuralım. Türkiye'deki 3-4 milyon Suriyeliyi de oraya gönderelim. Orada yaşasınlar. Hem de apartmanlar dikelim İstanbul gibi. Yani bahçeli evlerde oturan, hayvan besleyen insanları siz apartmanlara mahkum ederseniz onlar orada oturmazlar. Oturamazlar. Yaşayamazlar. Hele de böyle büyük aileler varsa. Onun için biz bu noktada şimdiye kadar hükümetin uyguladığı politikaları ciddi bir şekilde gözden geçirmesini, burada uygulamaya çalışılan hedef olarak dış politikadaki diğer ülkeleri politikalarını dikkate alarak politika oluşturmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunu tekrar tekrar söyledik. Bu bölgede bulunan ülkeler, insanlar bir araya gelecekler, hükümetler bütün tehlikeleri masaya yatıracaklar, dostu düşmanı ayırt edecekler. Arkasından da bu bölgede huzur olabilmesi için biz nasıl bir dayanışmanın içine gireceğiz onu belirleyecekler. Bu yanlış politikaları tabii sadece biz yapmıyoruz ki, bizim hükümetimize biz bazen tenkit ediyoruz da, aynı politikaların yanlışlığı Suriye'de de var, Irak'ta da var, başka yerlerde de var. Bir araya geldiğimizde biz bunları çözebileceğimize inanıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu girdiğimiz dönem hakikaten çok ama çok badireli bir dönem. İnşallah ülkemiz zarar görmeden, bu bölgede yaşayan diğer vatandaşlar, insanlar da zarar görmeden bu problemlerin halli sağlanır diye ümit ediyorum, dua ediyorum. Muhterem arkadaşlarım, tabii sadece dış politika değil, İçeride de bir takım gelişmeler yaşanıyor. Ekonomi özellikle hepimizin derdi.
ekonomiden sorumlu Bakan Albayrak, aynı zamanda da Sayın Cumhurbaşkanı da, hiç merak etmeyin, her şey iyiye doğru gidiyor. Enflasyon düşmeye başladı. Yatırımlar geliyor. Geleceğimizden emin olun gibi ifadeler kullansalar da insanımız şu anda dertli. Enflasyon güya tek rakama indi. %10'un altına. Ama zamlar çift rakam da %20'nin altında, çok az zam var. Birkaç tane zam geldiği için bazen %15'i görüyoruz. Ama yılbaşından beri bakarsan birdenbire bakıyorsun ki vay canına ya, bu buraya %60 zamlanmış. %60. 35-40 normal. Son yapılan zamlar. İşte otoyol ve köprü %20 diyor. Tren bileti fiyatları %20. PTT gönderim ücretleri %20. Tren bileti birkaç gün önceden de yapılan zamlar dikkate alındığı zaman %36 zamlanmış. Nasıl oluyor da bugün pazara çıktığınız zaman zamlı olmayan hiçbir ürün yok? Evet, özellikleri vardır. Ama geçenlerde bir alışverişe gitmiş bizim çocuklar, ya belli bir kaşar, yani altı üstü kaşar ne olursa olsun, ya 300 gramlık bir kaşar 40 lira diyor. 40 lira, ben bunu atarak söylemiyorum. Kilosu 120 lira ya. Yani biz bunu görmezsek, vatandaş yaşıyor. Görmeye ihtiyacı yok. Günlük hayatında yaşıyor. Pahalanmayan hiçbir şey yok. Ve hiçbirinin fiyatı da %20'lerin altında artmıyor. Son birkaç senenin içinde 2-3 misline çıkan fiyatlar var. Yani medya vasıtasıyla insanları bir miktar uyutabilirsiniz. Ama insanlar gündelik hayatlarında başlarına balyozu yedikçe bu hikayelerle uyuma ihtimali ortadan kalkıyor. Yani geçmişte Allah selamet versin, işte çıraklık dönemini yaşadık, hatalarımız oldu. Sonra kalfalık dönemi geldi. Şimdi ustalık dönemine girdik dediler. Ustalıkta da zamlar herhalde eskiyi aratacak kadar ihtişamlı oldu. Ekonomi böyle giderse bundan sonra daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Yatırımlar olmazsa üretim olmaz. Üretim olmazsa ihtiyaçlar giderilemez. Üretim olmazsa dışarıya mahkum hale geliriz, fiyatlar da o şekilde yükselir. Enflasyon düşmez, artar. Devlet gelirlerini karşılayabilmek için tek çareyi zam yaparak problemlerini çözmekte arar. O da bizim derdimize derman olmaz. Ekonomi politikaları sil baştan değiştirilecek. Her şey iyiye gidiyor. Hiç merak etmeyin. Her şeye sahibiz. Kontrol elimizde demek yetmez. Kontrol elinizde ise yapın bir şeyleri de bu millet biraz rahatlasın. Tabii bütün bunlar geliyor aslında memleketimizde son zamanlarda giderek adalet algısının ortadan kalkmasına vesile oluyor. Türkiye adalete muhtaç. Son zamanlarda mahkemelerin aldığı bazı kararlar bir ümit ışığının doğmasına vesile oldu. Çünkü bu güne kadar yüksek mahkemelere itiraz edildiğinde ya o konu rafa kaldırılıyor, bekliyor veya o konu aynı yanlışlık yapılmışsa o yanlışlığın tekrarıyla devam ediyordu. Son zamanlarda yüksek mahkemeler alınan kararların isabetli olmadığını tespit ettiklerinde bunu deklare etmeye,
yanlış kararları değiştirmeye başladılar. Bu bir ümit ışığı veriyor ama tam olarak değil. Bu sefer şu anda Türkiye'mizde ciddi manada bir hürriyetlerin kısıtlanması, tahdit altına sokulma tehlikesi var. Geçenlerde KHK'lılardan bir grup ziyarete geldiler. Ankara'da bir toplantı yapmak istemişler. Ben de zannediyordum ki büyük bir yerde yapacaklar, en azından 3-5 bin kişinin olacağı. Meğer 300 kişilik bir salonda toplantı yapacaklarmış. Ama bu toplantı engellendi, yapamadılar. Neden? Yani bu anarşi değil, terör değil, bu bir haksızlık değil. Kendilerine verilen toplantı hakkını kullanarak bir yerde problemlerini görüşmeye ve seslerini de hükümete duyurmak istiyorlar. Birkaç yüz kişi, birkaç bin olsa ne yazar? Yapamazsınız deniliyor. Muhterem arkadaşlarım, bu kanunları açıkça çiğnemektir. Bu baskı meydana getirmektir. Soma'daki işçilerimiz bir grup yeter artık demişler, çıkıp Ankara'ya kadar yürüyelim. Dertlerimizin çözülmesini hükümetten isteyelim. Yolda polis kesiyor. Gidemezsiniz diyor. Ya niye? Türkiye'de seyahat hürriyeti var mı? Ne olacak ben 30-40 kişi birlikte çıkıp Soma'dan Ankara'ya kadar yürüsem? 30-40 kişi değil de 300 kişi olsa ne olur? Vermeyiz izin diyorlar. Bu derim arkadaşlar, bu şaka değil. Toplanma hakkını ortadan kaldır. Vermem de. Yürüyüş hakkını ortadan kaldır. Sana bu hakkı tanımam de. Miting yapmalarını engelle. Ben sana bu hakkı vermiyorum de. Ya demokrasi nerede kaldı? Sen istediğin gibi evde yat düşün. Düşünmene engel koymuyoruz. Ama bu düşünceni açıklamaya kalkarsan canını okuruz diyor. Böyle demokrasi mi olur? Böyle insan hakkı mı olur? Böyle adalet mi olur? Halbuki bunlar seslerini rahatlıkla duyursalar altından fazla bir şey çıkmaz. Herkesin bildiğini bir defa daha açıklayacaklar. İşte kanun hükmünde kararnameler, kararname mağdurları geldiler, sıkıntılarını dile getirdiler. Ay, bir de kanun hükmünde kararname mağdurlarının şu özelliği de var. Bir aile mağdur edilmişse topyekün mağdur ediliyor. Yani anası, babası, çocukları da dahil olmak üzere. Bu yanlış. Mahkemelerin karar verip suç işlediklerini, işleyenleri mahkum etmelerine itirazımız yok. Hay, mahkemeler kasıtlı karar vermişlerse temyiz hakkını mutlaka kullanabilmeliler. Hakimlere de sesleniyoruz. Allah rızası için karar verirken zanla değil, endişeyle değil, kendi makamınızı korumak için değil, adaleti tesis etmek için karar verin. Hakimler yandaşlık yapamazlar. Hakimlerin birilerine duyduğu husumet veya birilerine duyduğu sempati kararlarını etkilememeli. Bir taraf olacaklar ki adaletin bir ülkede tesis edildiğinden herkesin güveni olsun. Herkes böyle bir güveni duysun. İşte meşhur Almanların söylediği Berlin'de hakimler var demişler. Bizde Ankara'da değil, Türkiye'de hakimler var. Bunlara biz gittiğimiz zaman hakkımızı tescil ederler diye inanmalı ve güvenmeliyiz. Onun için muhterem arkadaşlarım, biz kanun hükmünde kararname ile işlerinden uzaklaştırılanları da, yürümelerine engel olanları, konuşmak isteyip de konuşamayanları da bu ülkenin en tabii insanları olarak görüyoruz. Demokrasi bir noktada hakların aranabileceği bir rejimdir.
sadece ve sadece seçim yapılması demokrasinin sadece unsurlarından birisidir. Seçimle iş başına geldim, ben la yükselim, kimseye hesap vermem. Bu demokrasi değildir. Demokratik bir zorbalık olur böyle bir anlayış. Onun için hükümeti bu noktada hassas davranmaya davet ediyorum. Sözlerimi şöylece toparlayayım tekrar. Dış politikada bir en önemli konu, burada oynanmak istenen 120 yıllık oyunun anlaşıldıktan sonra politikaların üretilmesidir. Biz bugün meydana gelen hadiselerin arkasındaki planı görmezsek isabetli bir politika oluşturamayız. Bu bölgede yaşayan insanlar, ülkeler bir araya gelerek problemlerimizi çözmezsek dışarıdan gelenler sadece kendi menfaatlerini gerçekleştirmek için bir yol izlerler, bize de o politikaları dayatmaya kalkarlar. Ekonomi sadece vaatlerle, ümit pompalayarak rayına oturmaz. Ümit de güzel bir şeydir. Elbette ümitsiz iş yapılmaz. Ancak gerçekçi olmak mecburiyetindedir. Millet bir defa rakamlara ve hükümetin ifadelerine güvenli kaybetti miydi? Bundan sonra bu hükümete kimse güven duymaz. Onun için gerçekçi olmak mecburiyetindeler. Ve biz kanunların korumakla mükellef olduğu hakların da millet tarafından kullanılması gerektiğine çok büyük önem veriyoruz. Konuşma hakkı, fikrini ifade etme hakkı, teşebbüste bulunma hakkı, mülkiyet hakkı, bütün bunlar temel haklardır. Bunlar zedelendi miydi? Hukuka itibar ortadan kalkmış manasına gelir. İktidar elinde bulundurduğu gücü kendi menfaati istikametinde kullanmaya kalkar. Muhaliflerinin ben sözünü kesersem benim yanlışlarımı kimse görmez, duymaz zannetmesin. Tam tersi, iktidar zorbalıkla sesleri kesmeye, insanları susturmaya, toplantıları engellemeye kalkarsa bu daha hızlı bir şekilde yurt satına yayılır, itibar kaybeder. Onun için gerçekleri görmek, hatalarını ikrar etmek, kabul etmek çok önemli bir erdemdir. O zaman hatalar düzeltilebilir. Yani doktora giden bir hastayı doktor, ya senin hastalığını, ben bu adamın hastalığını teşhis ettim ama söylersem morali bozulur diye bir şey söylemezse tedbir de alamaz. Hele kendisi yanlış ilaçlar da o hastalığı tedavi edemez. Bunu da bilmek mecburiyetindeyiz. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışın. Buyurun. Efendim, bir sorum olacak. Öncelikle Trump'ın bir açıklaması olmuştu bu Suriye kararından sonra. Ekonomik olarak mahvederim dedi. Daha önce de yaptığım gibi diye belirtti. Ama hiç Cumhurbaşkanı'ndan olsun, insan vatandan, dışlarından, maliyeden hiç kimseden bir tepki yok. Neden sessizlik, neden tepki yok? Evet. İşte ben de dedim, yani normalde bu bir defa terbiyesizlik, saygısızlık, küstahlık. Ama bu Trump'ın adeta kimliği haline geldiği için bunları saymaya gerek yok. Ama Türkiye'de herhalde yetkililer bu konuda biraz sertçe bir cevap vermeleri icap ederdi. Demek ki başka sebeplerden dolayı cevap vermediler. O kadar. İkincisi gene aynı açıklamasında. Türkiye benim egzersiz mantığıma göre sınırını aştığını düşündüğüm bir şey yaparsa dedi. Buradaki sınır sizce ne olabilir? Siz nasıl okuyorsunuz yani bu operasyondaki bu sınırı? Yani oradaki ben sınırdan çok kendi yani kibrinin ortaya döküldüğü bir ifade o. Ya bu onun için diyorum dengesiz bir insan. Oradaki ifade
Yani ben emsali görülmemiş bir adam, benim kadar zeki bir insan, kabiliyetli bir insan Amerika Devleti'nin, Birleşik Devletleri'nin başına bugüne ne kadar iş gelmedi. Onun için sözlerime inanın, itibar edin, ben bir şey söylüyorsam mutlaka onun gereğinde yerine getiririm diyor. Ama bir kibrin ifadesi olarak söylüyor. Yani onun arkasından gelen tehdit bence o kadar önemli değil. Esas onun kendisini ne kadar büyük gördüğünü ifade eden cümleler, ne kadar aşağılara indiğinin işareti. Bir alay konusu oldu bu Amerika'da. Evet. Başka bir soru herhalde yok. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.